Herkese merhaba. Hiç olmadığımız kadar hazırız. Neden? Çünkü çok sevdiğimiz ve sıklıkla görüştüğümüz sevgili Seda Ferah Samcı bugün bizimle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün onunla birlikte İngiltere'de yaşamı konuşalım istiyoruz. İngiltere'de yaşamanın zorlukları nedir? Bilmediğimiz bazı tabii konularına da değinelim istiyorum. Herkesin çok bilmediği, aslında benim de onunla röportaj öncesinde konuşup böyle çok şaşırdım. Enteresan bilgileri sizinle de paylaşalım istiyoruz. Sevgili Seda, öncelikle Londra'da yaşamak isteyenler için birazcık ikliminden bahsedelim. Havası nasıl? Hani ülkemizdeki gibi mi yoksa daha farklı mı? Adapte olmamız zor mu, kolay mı? Ya şimdi Nasıl? sırf Londra olarak düşünürseniz havası o kadar da sert değil. Hani senede bir defa evet soğuk yapıyor, kar yağıyor mu? Evet yağıyor ama öyle günlerce, aylarca kar olayı yok. Yok. Yağmur var mı? Evet var ama Sürekli var İstanbul'da mı? yok ya. İstanbul'da da yağmur var, onun gibi bir şey yani. Anladım. Yani Yani genellikle böyle yılın 12 ayı yoğun bir yok yok şekilde hani yok yok öyle bir gri şey. sisli bir Ya hava. gri sisli oluyor çünkü bir adada yaşıyorsun ve Kuzey Denizi'nden çok fazla rüzgar yiyoruz. Öyle olduğu için tamam soğukluğu var ama mesela geçen sene Kasım ayında falan biz hala kısa kollularla falan dolaşıyorduk yani. Süper. Peki Londra'da yaşam nasıl? Nerede yaşadığına ve hangi kalitede bir yaşam istediğine bağlı tabii ki. Londra'da yaşam her yerde olduğu gibi paran yoksa zor. Ama çalışmak isteyene iş de çok. Genelde peki Türklerin yaşadığı mahalleler var mı? Bizi Var, var izleyenlere tabii var. Wood Green bölgesi, işte Edmonton, Tottenham. Bu bölgelerde Türkler çok fazla. Ama yeni gelen Türkler, yani bu Ankara Anlaşması'yla gelen Türkler genelde güney tarafı tercih ediyorlar. İşte Richmond, Chelsea, işte daha çok böyle biraz daha böyle Rahat rahat yaşayabilecekleri yaşayabilecekleri yerler. daha böyle güzel yerler. Richmond mesela çok güzeldir. İnanılmaz güzel bir parkı vardır. Geyikler parkta dolaşır. Yaşamak Kedi yok için keyifli mesela bir yer. sokakta. Mesela sincap var onun yerine. Tilkiler var bizde. Harika. Peki İngiltere'de iş bulmak kolay mıdır? Ne yapmak istediğine bağlı yine. Aldığın eğitimlere de bağlı diyebilir miyiz? Yok öyle olmuyor işte Nasıl o oluyor? işler. Nasıl oluyor onu söyleyeyim. Çünkü mesela denklik alman, Türkiye'deki yaptığın bir işi, doktorluk diyelim, denklik almak zorundasın. Onun da belirli prosedürleri var. Ben çok biliyorum, diş doktoru arkadaşlarım Mesleklerini yapamıyorlar, değil mi? yapamıyorlar. Evet. Ya ona denk bir şeyler bulunabilir mi? Evet bulunabilir ama bir arkadaşım var mesela, restoran taştı, restoran işletiyor. Kadının iki tane muayenehanesi vardı Türkiye'de. Anladım. Farklı bir iş de yapabilir. Yapılabilir ama şey yapmamak lazım. Yani iş bulmak istiyorsan, çalışmak istiyorsan herkese iş var. Bulabilir. Peki İngiltere'de sağlık sistemi nasıl? Ücretsiz mi Şimdi hastaneler? devlet hastaneleri, NHS'e bağlı olan hastaneler evet ücretsiz. Şöyle ücretsiz. Herhangi bir acil bir şey olduğunda ücretsiz. Mesela bacağın kırıldı, ne bileyim bir şey oldu, bir kaza oldu. Direkt acile gidiyorsun. Orada bakıyorlar ama bekleme süresi uzun diye millet ne kadar şikayet etse de NHS özellikle kazalarda, kalp krizinde ve doğumda İngiltere'de bir numaradır. Bir de tabii İngiltere'de dünyanın en ünlü üniversiteleri var. Eğitim sisteminden de birazcık söz edelim istiyoruz. Var. Bu konuda senin de bir kızın var ve Evet. hani şu anda Üniversiteye üniversite hazırlanıyor. hazırlığında. O konudan da birazcık söz edelim. Eğitim sistemi nasıl? Eğitim sistemi nasıl? Eğitimde genelde şimdi A-Level denilen bir sistem var. Bir de IB var. Bizimki IB yapıyor çünkü yurt dışına gitmek istiyor. A-Level'a kadar eğitim zorunlu. Kaç yaş oluyor? İşte 16 yaşına 16 yaşına kadar. kadar Ondan zorunlu sonra eğitim. eğer yapmak istiyorsan o 3 yılı daha yapabiliyorsun. Yapmak istemiyorsan ya yani o senin seçimin. Ama bu da insanların, çocukların iş bulma konusunda bir şey değil. Mesela GCSE dediğimiz sistemi yaptın, GCSE'yi yaptın, aldığın grade'lere göre bir sonraki yapmak istediğin şey, mesela o okulda yapmak istemiyorsun, dışarıdan vermek istiyorsun, bunu da yapabilirsin. Ona eşit bir sürü de kurslar var. Yani hiç kimse mesleksiz kalmaz aslında akıllıları Peki kullanırlarsa. pahalı bir şehir olduğu söyleniyor. Pahalı. Ama Norveç mi pahalı, Londra mı pahalı Norveç dersen? Londra'dan biraz daha pahalı. Norveç Londra'dan biraz daha pahalı. Peki yaşamak daha mı zor? Norveç'te mi Londra'da mı? Londra'da.
Ya Londra'da ben seviyorum. Ben yıllardır yaşıyorum. Ya amacına bağlı. Eğer Yaşam standartlarına mı bağlı yaşam birazcık da? standartlarına bağlı, çalıştığın alana bağlı. Yani ben çok biliyorum, çok üniversite mezunu çocuk bakıp temizliğe gidiyor. Çünkü denkliğini alamıyorlar ya da Ankara Anlaşması'yla gelmişler ya da kaçak kalanlar çok var maalesef. Yani Dolayısıyla da zor dolayısıyla var. olabiliyor. Yani ama ne bileyim süpermarkette de çalışabilirsin. Uber driver da olabilirsin. Temizliğe de gidebilirsin. Ama işte denkliğini alabilirsen kendi mesleğini de çok güzel yapabilirsin ki bunlar artık çok daha hükümetler çok arasındaki Anlaşmalardan anlaşmalardan dolayı dolayı. çok daha rahatlıkla yapılabiliyor. Burada avukatlığı bitiren orada denklik alıp avukatlığına devam edebiliyor. Birazcık da kraliçeden söz edelim istiyorum. Şöyle bir şey duydum ama doğru mudur senden öğrenmek istiyorum. Söyle 100 bakalım. yaşını dolduranlara özel bir tebrik kartı Evet, gönderiyormuş. evet, evet. 100 yaşında çünkü kendisi daha 100 yaşına gelmediği için. Evet, var öyle bir şey. 100 yaşına gelenlere özel bir mesaj da yolluyor. Harika. Ben de Senden de bekliyorum. bekliyoruz. Evet, daha nasıl olsa bizim kraliçemiz God Save the Queen yani. Harikasın. Peki bu İngiliz efsanesi midir İngiliz çayı? Var mıdır böyle bir şey? Var, İngiliz çayı var ama o kadar pahalı paralar verip gidip de o Harrods'ta ne bileyim Fortnum & Mason's'ta tabii bir defa hayatta denemek lazım ama Nasıl bir şey? Bize anlatır mısın? işte şey geliyor, sandviçler geliyor. Sen bana şey dedin çünkü röportaj arasında salatalık, ekmek arasında salatalık Sandviç, yemek cucumber sandviç efendim istedim. İngiliz. Çok böyle meşhur cucumber sandviç, ne o salatalık. Salatalığı resmen ekmeğin içine koyuyorlar, yiyorlar. Pahalı 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 yiyoruz. pahalı, o kadar para. Yani Ritz'te yapıyorlar, dünyanın parası. Evet tamam güzel, hayatta bir defa denemek lazım. Ama o paraya çok güzel böyle inanılmaz yine Ritz'te gayet güzel bir yemek yiyebilirsin. Ve Peki. 2 saatte seni postalıyorlar. Saatiniz oldu gidin de. Ya bana ben biraz daha oturacaktım O falan. kadar para verdik mi? Peki en meşhur yemeği nedir? İngiltere'nin. Evet. Yemek var mı? Bir de o var. Fish and Chips'i ünlüdür. O bir biralı blamaç Sosla. hazırlanır. Ona batırılıp kızartılır. Bir de Shepherd's Pie çok ünlüdür. Shepherd's Pie dedikleri işte bizim çoban salatası. O da Shepherd's yani çoban yemeği gibi kıymadan yapılan. İçine belirli baharatların konulduğu. İçinde işte kerevizin, havucun, bezelyenin olduğu. Üzerinde patatesle kapatılan ve fırına sürülen bir Bir yemeği yemek. vardır. Tabii Evet. şimdi ister istemez kıyas yapacağım. Ülkemizde en güzel yemek hangisi desem her yöreden bir şey söylersin. Aa, çok var Değil Türkiye'de. mi? Yani Evet. Türkiye mutfağı aslında çok zengin de biz bunu pazarlayamıyoruz Kesinlikle. maalesef. Ya biz yoğurdumuzu bile pazarlayamıyoruz ya. Evet, Yani doğru Yunan söylüyorsun. yoğurdu diye geçiyor yurt dışında. Çok Üzücü. üzücü. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Bir de tabii sormak istediğim şeylerden bir tanesi ki mutlaka gitmişsindir. Ona Söyle. hiç şüphem yok. British Library'a gittin mi? Gittim. Dünyanın en Evet evet özel oradaki kütüphanesi. evet orada dünyadaki her ne yayınlandıysa orada bir kopyası var. Onların öyle bir arşiv bölümü var. Orada saklanıyor. Büyüleyici olsa gerek, değil mi? Yani bayağı bir. Kesinlikle. Yani oraya gittin mi çıkamıyorsun Değil zaten. mi? Çıkamıyorsun. Peki Shakespeare'in Macbeth oyunu 4 saatte bir neredeyse gösterimde gibi bir şey okumuştum. Doğru mudur? Yani sıklıkla sergileniyormuş. Var. Shakespeare Globe Theatre var. Bu London Bridge'e yakın. Orada Shakespeare'in bütün oyunları dönemsel olarak şey yapılıyor, oynanıyor. Oynanıyor. Harika. Peki son olarak senin bize söylemek istediğin bir şey var mı İngiltere'de yaşamla ilgili? Çıkın çıkın gelin gelin. Sen hangi bölgesinde yaşıyorsun? Ben Tam adres vermeyeceğiz ama. NW8'de yaşıyordum. Ondan sonra çocukların okulundan dolayı EN5'a taşındım, öyle söyleyeyim. Çok Yani teşekkür bunlar ederim. merkeze yakın yerler. Çok da uzak değiller ama çocukların okulundan dolayı lokasyon değiştirmek zorunda kalan birçok aile var. Çünkü okulların catchment area'sında olman gerekiyor, yakalama bölgesi dediğimiz. O Daha yüzden yakın olman gerektiği evet için evet evet. yani okula 10 dakika Evet, gayet okula güzel. yakın olmak çünkü çok önemli. Tabii Bütün bütün iş akışın ona göre ona göre, planlanıyor çünkü. çocuklara göre Doğru düzenleniyor birçok söylüyorsun. şey. O yüzden Çok teşekkür ederiz. rica ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. İnşallah.